Değerli izleyenler, şuursuz bir Fransızın şarkıcı ya da sanatçı bile demeye dilimiz varmıyor da. Reyna'daki katliamla nasıl alay ettiğini, o şarkı sözlerini kendisi yazıyor, sonra da seslendiriyor. Üstelik de kamu yayını yapan, yani devlete ait, Fransız devletine ait bir radyoda oluyor bütün bunlar. Etrafındaki şakşakçılar da onu alkışlıyor. Tepki yağıyor o Frédéric Fromme adlı şuursuz Fransız'a. Faşist. Yani böylesi görülmemişti faşist. Gerçekten. Bir hani sanatçı dediğin adam değil mi? Hümanist olur ya. Aydın o. Olur, hümanist olur. İnsancıl olur yani. Sen dalga geçiyorsun orada zalimin, ölen masumlarla. Zalimin karşısında olur. Zulmün karşısında olur. Firavunların, Nemrutların karşısında olur. Ömür. Evet, tepki yağıyor ve şu an bunlara ben... sanatçı demek sanata ve gerçek sanatçıya küfürdür. Küfürdür. Şimdi bir duyuru yapmak istiyorum. Bu adamı aradığınızda sosyal medya hesaplarına ulaşamıyorsunuz değil mi Bircan? Dün burada çağrı yaptım ya. Herkes sağ olsun o kadar duyarlı ki linç etmek için, yani sosyal medyadan, onu yanlış anlamayın. Girdiler ve bulamadılar Ömür. Frédéric Fromme o sanatçının adı. Bulamazsınız, kayıplara karıştı adam. Çünkü tepki yağıyor Frédéric Fromme'ye. Ama bize yazabilirsiniz. Tekrar gelsin. Bize niye yazacaklar? Bize yazmasınlar. Ya deşarj olmaları lazım. Bak kardeşim, hayır, bize yazmasınlar. Avrupa'daki kardeşlerimizin de artık örgütlenmesi lazım. Bu aleni savaştır. Oradan buraya koşup gelemiyorlarsa, hiç olmazsa karınca misali saflarını belli etmek zorundalar. Kendi Facebook sayfaları var, kendi Instagram sayfaları var, kendi Twitter sayfaları var. Bu alçağın resmi, videosu ortada. Açsınlar Facebook. Avrupa'daki kardeşlerim, Fransa'daki kardeşlerim, Almanya'daki kardeşim, alın hemen. Facebook'larınızda bu alçağa küfür mü ediyorsunuz, hakaret mi ediyorsunuz, ne yapıyorsanız küfür demeyelim de. Ya yapsın abi, deşarj olsunlar. Yani tamam, deşarj olmaları için şu an interaktif anlatın, bir program anlatın olan Nihat'cığım. Bizim sayfamızı o yüzden anons ediyorum. Bizim sayfamızdan tepkilerinizi dile getirebilirsiniz. Tabii küfür ne olursa olsun tasvip ettiğimiz bir şey değil. Bizim sayfamızı bir ekrana taşıyabilir misin? Resmi sayfamızı Serkan. Instagram sayfamız, Twitter sayfamız ve Facebook sayfamızı bir kez daha hatırlatalım. Tepkilerinizi Instagram'da @solmazyenide fotoğrafın son foto kolajın altına yazabilirsiniz o Fransız şuursuza. Frédéric Fromme'ye, o buraları da takip ediyordur. Kayıplara karıştı. @solmazyeni Instagram'da, Twitter sayfamız gelsin. Twitter'da da adresimiz aynı. @solmazyeni değerli izleyenler. @solmazyeni altta görüyorsunuz. Facebook sayfamız gelsin. Facebook'taki adresimiz de @solemezsemolmazyeni. İşte resmi sayfalarımız bunlar. Şimdi o Frédéric Fromme'nin büyük tepki çeken şarkısını ekrana getiriyoruz. Sözlerine dikkat. Bu alçağı hiç vermeyin bile, bu alçağın şarkısını. Evet, o şuursuz Fransız sözleri yine yanda gördünüz değerli izleyenler. Bu çok önemli bir ayrıntı bence. France Inter diye kamu yayını yapan, adı o, bir radyoda yayınlanıyor. Yani devletin kanallarından, radyolarından biri. Fransız devletinin yani. O yanındakiler? Evet. O şakşakçı. O ne? Onların hoşuna giden şey ne ya? Ben bakıyorum. Mesela neyse hoşlarına gitti, bilemedim orada. Söyledikleri hiciv yapıyor. Yani bir kara mizah yapıyor. Ne o? Yani öyle lanse ediyorlar. Kara mizah yaptığını nereden Rezil. Biliyorsun? Öyle lanse ediyorlar. Hayır, kara mizah. Kim lanse ediyor kara mizah yaptığını? Onlar kendileri yani. Gel en sona. En sona gelir misin kardeşim? Suriye ile ilgili mi? Suriye en son cümleleri. Tamam, sararlar şimdi onu. Evet, sen onun konuş. Onun mizahla, hicivle ne alakası var? Bayağı bir... Aleni siyasal bir mesaj veriyor orada Ömür. Dur. Evet, şurada. Buyur. Siz Türkler Suriye'desiniz. Ama her şeyden önce kendi derdinizle uğraşmalısınız diyor. Batı da böyle diyor zaten, sömürgeci Batı. Bugün Batı onu söylüyor, Batı. Batı Türkiye'ye diyor ki dün Aleni Batı, Almanya gazetesi manşet attı. O hali kaldır. Anayasadan vazgeç, Suriye'den çık, bak bakalım dolar nasıl düşüyor diyor. Aynı şeyleri söylüyor. Aynı şeyi söylüyor ama bizim içimizdeki fakirler de aynı yerdeler onlarla omuz omuza. Evet, doğru söylüyor, o hali kaldır diyor, anayasayı ya diz çökertmek istiyor. Aynı bunun hicivle micivle alakası yok. Aynı kafalar. Bu ağır bir politik aslında. Bu ağır politik bir şarkıdır bu. Faşist. Bizim milletimiz de, ya neyse şimdi bir şey diyeceğim de, Charlie Hebdo'da, Marlie Hebdo'da bütün bayrakları götürdüler. Profil sayfalarında olduğu gibi Fransız bayrağı yaptılar ya. Ya sorma, evet. Ben anlamıyorum ya. Bir ölüyor Ermeni oluyorsunuz. Öbürü oluyor Fransız bayrağı. Öbürü oluyor Amerikalı oluyor. Bir de Türk olun Allah rızası için ya. İşte adamların zihniyeti bu. Bayraklarını getirdiniz, o Fransız bayrağı yaptınız ya. Twitter'larda, Facebook'larda. İşte bu. Bu zihniyet. Bak sizin ölünüzlerinize karşı neler diyorlar. Oh iyi oldu diyor. Tabii. Hayır, bunun hicivle micivle alakası yok ha, söyleyeyim sana. Öyle lanse ediyor. Böyle hiciv Suriye'den ona ne?
Ya işte benim vicdanlı ülkemin vicdanlı vatandaşları. Pray for Paris, işte ha, France. Pray for Paris. Al işte. Yani bakın Fransızlardan da tepki var bu şuursuza. Bir Fransız mesela diyor ki, Josephine Dede adlı bir Fransız, stüdyodakilerin kendilerini gülmek zorunda hissetmeleri ve bu sözlere gülmeleri acınacak bir durum diyor. Tabii. Yani çok sayıda Fransızdan da tepki var. Yani bilinçli insan olan, adam olan Fransızlardan da tepki var. Onu bak söyleyeyim. İzleyicilerimiz diyor ki, eğer biz bu adamın sosyal medyasını bulamıyorsak yanındakileri buluruz diyor evvelallah. Şeyi bulsunlar. Doğru işte fikir. O Bülent kahkaha atan gıcık olduğum bir kadın var, onu bulalım. France Inter radyosu. France Inter diye yazılıyor. Onu da söyleyeyim. France. Bu alçaklar bize o hali kaldır diyor. Bak. Inter. Bak Fransızlar açıklama yapmış. O hali kaldır. O halden endişeliyiz. Kendileri yine o hali bir sene daha uzattılar. Onlar terörle bizim o halimizden endişeli. Terörle mücadeleni, orantısız terörle mücadele ediyorsun. Onu biraz azalt diyen Fransa'da tweet atamıyorsun. Gazeteler kapandı. Bir sürü gazete, dergi, radyo, madyo teröre yardımlar. Onlar da olunca demokrasi oluyor abi. Dün Almanya'nın çıkan kanununu biliyorsun. Terörle mücadele sıfır tolerans. Onlar olunca orada da sıkıntı yok. Ya kardeşim, elin haçlısı ister bin yıldır istemiş. Ki Türkiye nasıl kritik bir yerde. Bizim içimizdeki bizim alınmış. Ben de ona tutuluyorum işte. Benim mandacı dediğim bunlar. Bizimkilerde hankermenle çıkıyorsun, bakıyorsun aynı şeyi söylüyor. Dönüp Fransa ağzıyla sana sesleniyor. Megafonu koymuş ağzına, senin hankermenlerin, senin barbaroskillerin Fransa köle işte, bunlar köle. Bunlar Fransızın kölesi, Batı'nın kölesi, Batı'nın kölesi, ABD'nin kölesi. Bunlar bu, köle. Bu geçiyorlar arkalarını, megafonlarını alıyorlar. Domates var ya Şener Şen'in. Allah uzun ömür versin. Türkiye. O hali kaldır Türkiye. Anayasayı kaldır Türkiye. Başkanlığı kaldır Türkiye. İnsan biraz utanır. Şunlarla aynı safta olmaktan utanır ya. Evet. Vallahi utanır ya. Peki. Tepkilerinizi dediğimiz gibi değerli izleyenler, bizim sayfamızda da yazabilirsiniz ama France Inter adlı kamu yayını yapan Fransız radyosuna da sosyal medyadan, hatta biz yarın bizim bir müzisyenimiz yok mu bu şuursuza cevap versin, şarkı yazsın diyorlar. Adresleri, bunların üzerine ajları salmak lazım, ajları. Doğru bunların sanat. Üzerine ajları salmak. Ajlar şarkı yazsın, biz yayınlayalım. Ajlar buradan çağrımıza kulak ver, bir şarkı patlar. Aynen şöyle, ajlardan böyle bir şey duyuyoruz. Neydi onun şarkısı? Çikita Muz. Çikita tarzı. Evet. Nane. Yakışır. Bir şah nane. Damar. Yazık. Bu Frederick tamam da kardeşim, bir dakika abicim. Ya getir şimdi Barbaros'un söylemlerini getir. Barbaros'un sözlerini getir ya. Aynen. Barbaros Şansal Müptezeli'nin sözlerini getir. Ömür elin gavuruna ne kızıyorsun? Ben o yüzden bunlara fazla dozu hep böyle biraz daha düşük. Çünkü kızmıyorum, adamın fıtratı o. Her kişi kendi fıtratınca yaşar. Her kavim kendi fıtratınca yaşar. Evet. Barbaros'u getir, Barbaros'u ki daha ağır bunda. Doğru. Daha ağır. Tabii o... Ya daha ağır. Ne demişti, neler 2007 demişti? 2007 girdi. 17. Davası olmaz. Sözlerinden ziyade ismi olmaz. Soy ismi Türk. O daha ya, ağır. Ya Türk adam güya senden yani. O çok ağır. Sefilliğinde bozul, rezilliğinde yaşa. Pisliğinizde boğulun. Size bir penik bile vermeyeceğim. Bak aynı Batı ağzı. Batı diyor ki o hali kaldırmazsan doları yükseltirim diyor. Senin Barbaros'un Türk, bir de utanmaz alçak adam, Atatürk'ün tişörtünü giymiş, resmini taşıyor. Alçak. Ben utandım. O yüzden diyorum bunlar mandacı. Ben elim Fransa'ya ne karışım. Evet. Dışkında boğul diyor. Bu adam da söylüyor aynısını, bu da söylüyor işte. Aynı kafalar. Hatta o daha küfürlü hızlı söylüyor. Bu adam gülüyor, makara yapıyor. İçimizdeki Fransızlar. Ya içimizdeki Fransız'a bak, içimizdeki Fransız. Daha bir kinle söylüyor böyle, bir de pis o Tazmanya canavarı gibi bakıyor böyle. Dışkında boğul. Bu nasıl bir kin, nefretse. Elin Fransız, elin Fransız makara yapıyor. Evdekileri de içeceğim. Elin Fransız'ı makara yapıyor, gülüyor. Seninki büyük bir kinle, nefretle, pislik kusarak bakıyor sana. Nasıl bu? Hepsini tamam mı? İçeceğim. Hepsini ne içeceğim. Anlatıyorsunuz? Bizim önce bu içimizdeki alçaklardan, bu içimizdeki batının artık batıdan daha fazla batıcı olan bu zihniyetten kurtulmadıkça kardeşim, doğru, bu ülkenin daha gidecek çok yolu var, işi de zor. Aynen, peki.